Herkese selam, ben Onur ve Poppy Playtime Chapter 3'ün en büyük gizemini buldum. Daha önce birkaç kere bitirdiğim oyunda hep Home Sweet Home, yani evim güzel evimdeki cızırtılı bir ses kaydı kafamı kurcalıyordu. Ve cızırtı sandığımız bu sesi tersten oynatınca çok net bir konuşmaya, yani gizli bir ses kaydına ulaşıyoruz. Ve bunu ilk kez bu videoda duyacaksınız. Yani bu ses kaydına ulaşmak için oyundaki sesi alıp video hazırlama programında sesi ters çevireceğiz ve kaydı duyunca çok şaşıracaksınız. O yüzden videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ve biri bu ses kaydında direkt olarak bize sesleniyor ve böylece tüm sır ortaya çıkıyor. Öyle bir sır ki kim olduğumuzu bile bulabiliriz. Şimdi size oyunun en büyük gizemini göstereceğim. Siz de bu sırada aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Video 10.000 beğeniye ulaştığında yeni Poppy Playtime gizem videosu sizinle olacak. Önceki videolarımızın hepsini de trende soktunuz. Desteğiniz için çok ama çok teşekkürler. Hemen gizemi çözmeye başlayalım arkadaşlar. Bu arada Hagiwagi'nin ufak versiyonunun kafası da burada duruyormuş. Onu fark etmemiştim. Şu anda arkadaşlar tam Home Sweet Home'un girişindeyim. Şimdi buradan içeriye doğru girdiğimiz zaman bildiğiniz gibi gazı solumaya başlıyoruz ve bazı garip şeyler oluyor. Ve burada Elliot Ludwig ile ilgili bir şeyler anlatıyor. Bunu zaten daha öncesinde görmüştük aslında. Bu kısmını yine ben altyazı ekleyeceğim sizin için. Altyazıdan yine takip edebilirsiniz. Ama radyonun içerisinde farklı radyolarda farklı sesler geliyormuş arkadaşlar. Önce onu göstereceğim. Sonra da o gizli ses kaydını göstereceğim. Gizli ses kaydını burada gösteremeyeceğim daha doğrusu. Burada size o cızırtılı olan ses kaydını gösterip daha sonra onu çözdüğüm halini dinleteceğim. Çünkü tersten oynattığımız zaman sadece çözülebilen bir ses kaydı. Gerçekten çok enteresan ve kesinlikle iddia ediyorum ki Chapter 3'ün içerisindeki en büyük gizem arkadaşlar. Bakın burası buradan geliyor. Bunu altyazılı şekilde isterseniz bir dinleyelim. Elliot Ludwig'in iyi mi yoksa kötü mü olduğuyla ilgili kafaları karıştıran bir ses kaydıydı bu arkadaşlar aslında. Çünkü biz şimdiye kadar her zaman Elliot Ludwig'i iyi birisi gibi düşündük ama burada Elliot Ludwig'in mülkünde bulunan bir bedenden bahsediyor ve burada gördüğünüz gibi altyazıdan da okuduğunuz gibi bu beden çok normal bir beden değil tabii ki ve içerisinde bazı işte organları vesaireyi bile kullanmak üzere dışarı çıkarttığından bahsediyor. Bakın burada statik, yani bir cızırtı giriyor. Sonra devam ediyoruz. Sonra şurada ileride biraz gidiyorum. Bakın burada devam ediyor, görüyor musunuz? Tam burada devam ediyor arkadaşlar. Ve burada da Playtime konu bu konuyla ilgili neler söylediğinden bahsediliyor. Elliot Ludwig'in harika bir adam olduğu vesaire vesaire, yani bu tür şeyleri yapmayacak çok iyi bir insan olduğu ve burada hatta benim bir teorim vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Gerçekten Elliot Ludwig ölmüş olsa, ki burada merhum diye bahsediliyor. Eğer gerçekten ölmüş olsa ve üzerinden yıllar geçmiş olsa Playtime Co. firması neden hala Elliot Ludwig'i bu kadar savunsun? Bu biraz enteresan bir durum. Daha fazlası için takipte kalın dedi bu arada orada arkadaşlar. Ve yani burada Elliot Ludwig ya bir şekilde oyuncağa dönüştürülmüş ya da işte bir şekilde ne bileyim bir şey olarak şu anda yaşamını sürdürüyor. İşte bu bir oyuncak olabilir ya da başka bir deney olabilir ya da ölmemiş olabilir ama büyük bir ihtimalle bir oyuncağa dönüştürülmüş olması bence daha mantıklı görünüyor. Burada yine bir tane radyo var arkadaşlar ama bakın burada cızırtı geliyor. Burada herhangi bir ses yok. Şimdi buradaki bölüm işte bizim o gizli ses kaydına gittiğimiz bölüm. Çünkü burası bir telefon sesi var, bak duyuyorsunuzdur şu anda. Şimdi şu tarafa doğru gittiğimiz zaman burada herhangi bir şey yok. Diğer tarafa doğru ilerliyorum. Şöyle gidiyorum. Burada telefon sesine doğru ilerlerken bakın arkadaşlar. Evet, şimdi burada ilerliyoruz ve burada bir telefon var. Şimdi telefonu yanına gittim. Koşman gerekiyor dedi. Arkamıza baktık ve Catnap'ı orada gördük arkadaşlar. Bu arada bu da hatırladığım kadarıyla Kissimissi'yi görmüştük ya bir odada. Kissimissi'nin elinde tuttuğu resim. Yani Kissimissi sanıyorum bu kızdı daha öncesinde. Ama Kissimissi'ye dönüştürüldü. Yani istemeden de olsa zaten buradaki resimde bile aslında çok mutlu olmadığını görebiliyoruz. Neyse, şimdi konumuz başka arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Ne taraftan devam edeceğiz? Bu taraftan şöyle mi devam edelim, bir bakalım. Şimdi
Evet, bakın. Burası yine... Burada bir radyo var mı diye bakıyorum. Ha şu. Bakın burada da arkadaşlar komşularının Elliot Ludwig'le ilgili neler dediğinden bahsediyor. Yani bu ya çok büyük bir şaşırtmaca. Elliot Ludwig'in kötü biri olduğuna bizi inandırmaya çalışıyor. Ve burada araya bir ses giriyor ve hareket etme diyor. O da enteresan. Ya bir ters köşe ve bize Elliot Ludwig'in kötü biri olduğuna inandırmaya çalışıyor. Ya da gerçekten Elliot Ludwig kötü biri. Bu konuyla ilgili sizin teoriniz ve fikriniz nedir? Yorum kısmına yazın. Sizce bu ses kaydında anlatıldığı gibi Elliot Ludwig gerçekten kötü biri mi? Yoksa bir ters köşe mi ve bizi kandırmak için mi böyle bir ses kaydı var? Evet arkadaşlar, işte dediğim yere geldik. Bakın. Şimdi burada böyle bir radyo sesi var ve yanında da bir resim var. Şimdi ben bunu ilk dinlediğim zaman biraz hani farklı bir şey olabilir, içerisinde bir gizem olabilir diye düşündüm ama çok kısa olduğu için, bakın sürekli bir döngüde, şimdi dinleyin. Hep aynı döngü, bak dikkat ettiyseniz. O yüzden de burada bir şey olması çok mümkün değil. Ben buna baktım zaten, yani ekstra bir şey var mı diye. Buradan herhangi bir şey çıkmıyor. Şimdi şu tarafa mı gitmemiz gerekiyor, bir bakalım. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şimdi dediğim o gizemli ses kaydına gelmek üzereyiz. Bu arada bu tarafta bir yerde bir kapı, birisi kapıya vuracaktı bütün gücüyle. Onu söylemiş olayım. Kulaklık takan arkadaşlarımız korkmasın, şuradaki kapıyı da herhalde. Evet, aynen. Bakın burada. Ha şurası. Bak bunu ben görmemiştim bu arada. Gördünüz mü? Kapı sallandı. Bir dakika. Arkadaşlar şu anda bu kapının arkasında ne var? Bunu da çok merak ettim. Bir bakalım isterseniz beraber. Şöyle freecam modda ilerliyorum arkadaşlar. Ve arka tarafında herhangi bir şey var mı kapının? Ona bakmak istiyorum. Şurada biri mi var? Yo, bir dakika, pardon. Burası değil. Biz buradaydık zaten. Şu kapıydı aynen. Şöyle bir ilerleyelim. Yok, burada herhangi bir şey yok arkadaşlar. Yani görünürde en azından herhangi bir şey yok. Ama o kapı bir anda duyduğunuz gibi ve gördüğünüz gibi sallanmaya başlamıştı. Ama arkasında en azından yüklenen bir şey yok. Tabii ki de aslında hikayenin içerisinde orada birileri kapıyı tıklatıyor. Ama onun kim olduğunu şu anda bilmiyoruz. Şöyle devam ediyorum şimdi arkadaşlar. Arkaya doğru gittim. Şimdi şöyle ilerleyelim. Evet, orada catnap var bu arada. Şu catnap'e de bir yakından bakalım isterseniz. Şöyle freecam modunda bir yanına doğru gidiyorum arkadaşlar. Şöyle bir yakından en azından görmüş olalım. Aslında olayımız bu değil ama hani bunu da şöyle... Aa, bu arada enteresan, bir dakika. Direkt bana dönmesi biraz sıkıntı yani. Freecam'deyim ya şu anda sonuçta. Böyle bir şeyi nasıl yaptı bilmiyorum ama... Evet, bu da gerçekten çok çok güzel. Bu şekilde direkt bana bakıyor arkadaşlar. Ve catnap'i de böyle şöyle ağzının içine falan girsek bir şey oluyor mu? Yok, ekstra bir şey sanıyorum ama böyle arkaya kadar dönsek ne oluyor? Bakabiliyor musun? Aynen, arkaya kadar kafasını çevirebilir. Bu tarafa yapsak. Oo, bu tarafa da yalnız çok güzel çevirdi gerçekten. Bak bak, kafayı bir sağa bir sola çevirtiyorum şu anda. Dur, önden yapabiliyor muyum bunu? Yani niye böyle şeyler yapıyorum onu da bilmiyorum. Yani gerçekten sizi de catnap'ten belki soğutmuş olabilirim şu anda. Hani böyle korkunç değil de daha komik bir hale getirdim onu ama. Şöyle dön. Böyle dön. Hop. Hop. Evet. Neyse, biz şimdi devam edelim. Şimdi ilerliyorum arkadaşlar. Catnap oradan ilerliyor ve gidiyor. Şimdi gizemli ses kaydının olduğu bölüme doğru geliyoruz. İşte burası. Şimdi burası çok enteresan bir yer arkadaşlar. Bakın şurada bir şey yazıyor. Guilt haunts you. Yani suçluluk senin lanetin olacak. Suçluluk sürekli peşini bırakmayacak. Suçluluk hep seni takip edecek gibi bir şeyden bahsediyor. Ve tam bunun yazdığı yerde bir radyo var arkadaşlar. Şimdi radyodaki sesi önce bir dinleyelim. Burada herhangi bir şey var mıydı? Şöyle bir bakalım. Şu an için yok ama. Şu radyodaki sesi önce böyle dinleyin arkadaşlar. Böyle sanki bir şey söylemek istiyor ama söyleyemiyor gibi ya. İşte aslında burada bir şey söylüyor ve bir şeyler söylediği belli ama bunu tersten oynatmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz tersten oynatılmış halinin ses kaydını size dinleteyim. Altyazı da ekleyeceğim. Bakın burada aslında neler diyor. Müzik
allies and destroy. Your presence was demanded 10 years ago and you didn't show up. 8-8-1995. You were supposed to be here. Why weren't you here? You missed the event. You missed the meeting. You missed the party. You have no right to be here. 8-8-1995. Bu bölümde söylemiş oldukları ile ilgili sizin görüşlerinizi ve teorilerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Şu anda ben bununla ilgili herhangi bir yorum yapmayacağım. Siz lütfen teorilerinizi yorum kısmına yazın. Ama özellikle bu bölümde bize seslenen, yani bu radyo mesajını direkt olarak bize veren kim? Ve biz, yani oyuncu, biz aslında kimiz? Bu konuyla ilgili mutlaka teorilerinizi yoruma yazın. Benim bu konuda bir teorim var ama başka bir videoda bunu daha detaylı bir şekilde sizinle paylaşacağım. Yalnız şunu da unutmayın, biz şu anda aslında bir rüyadayız biliyorsunuz. Kırmızı gazın etkisiyle bir rüyanın etkisine girdik arkadaşlar ama bu rüyada aslında bizim bilinçaltımız, yani tamamen bizim bildiğimiz ve düşündüğümüz şeyleri tekrar görmemizi sağlayan bir durumdayız. Yani tamamen yepyeni bir rüya görmüyoruz. Sadece biz kendi bilinçaltımızdaki şeyleri tekrar yaşıyoruz ve onları görüyoruz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şimdi devam ediyorum. Evet, bu tarafa doğru gidiyorum ve gördüğünüz gibi enteresan bir şekilde bu bizi bir koridora doğru yönlendiriyor ve buradan ilerliyorum. Evet, buradan bir ses geliyor bu arada. Nereye doğru gitmeliyim? Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Tamam, bu tarafı bu arada, bir dakika, burası. Aa, bir dakika. Biz buraya daha önce gelmedik galiba arkadaşlar. Buraya ilk kez geldim ben. Burada da yine bakın, guilt hunts you, yani suçluluk peşini bırakmayacak diyor. Burada acaba içeride farklı bir şey var mı, bir bakalım. Şöyle içeriye girdim, yakından bir bakmak istedim ama sanıyorum herhangi farklı bir şey yok arkadaşlar. Sadece guilt hunts you falan gibi bir şeyden bahsediyor. Şurada bazı notlar var, bunlara bir bakmak istiyorum ama bunlarda şurada ne yazıyor? Study at home, evde çalışma falan gibi bir şey yazıyor. Burada takvimler var. Burada notlar falan var. Böyle alt tarafta falan bir şey var mı? Dosyalar var. Burada dolap var. Ama şuradaki yazı gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Guilt hunts you her yerde aslında karşımıza çıkmış ve ben sanıyorum oynanış esnasında buraya gelmemiştik. Yani buraya sanırım ilk kez geldik. Şimdi devam edelim isterseniz. Buradan gitmiyormuşuz demek ki. Diğer tarafa doğru gideceğiz herhalde. Bu arada burada bir ses de geliyor. Evet, o ses ne taraftan geliyor diye şey yapmaya çalışıyorum. Şuradan gideceğiz herhalde. Şöyle bir ilerleyelim. Şu Hagiwagi sahnesine kadar birlikte ilerleme. Evet, uyan diyor burada. Burası gerçekten çok güzel ve aslında bizim sandığımızdan çok daha fazla gizem içeren bir bölünmüş. Bak burada uyan diyor sürekli. Radyoda uyan diyor. Yani biz şu anda rüyadayız ve rüyamızı da aslında kontrol edebiliyoruz. Daha doğrusu bunun aslında bir rüya olduğunu da biliyoruz. O yüzden bu tamamen hani bize gösterilmek istenen bir rüya gibi değil. Bizim bilinçaltımızı da içeren, tabii ki bizim hiç bilmediğimiz şeyler de bu rüyanın içerisinde olabilir. Ama biraz önceki konuşmanın içerisinde bizim bilinçaltımızdan bazı şeyleri de bulabilirsiniz. Yani ikisi bir arada, hem işte bazı yeni şeyler hem de bizim bilinçaltımızdaki mesajlar şeklinde düşünerek yorumlayın o tersten oynattığımızda ortaya çıkan ses kaydını. Burada bir çızırtı daha var. Şuraya bir gitmek istiyorum farklı bir şey var mı diye ama burada bir şey yok arkadaşlar. Mecburen diğer tarafa doğru ilerleyeceğim. Şöyle gidiyorum. Bu tarafta başka herhangi bir şey var mıdır? Şöyle bir bakalım. Evet, burada bu arada çocuk çığlık sesleri geliyor. Şu anda ben sesleri yani nereden geldiğini bulmaya çalışıyorum. Evet, her yerden geliyor arkadaşlar. Asansörün kapısı açılıyor ve direkt olarak buradan bir yatakhanenin içerisine geliyoruz gördüğünüz gibi. Bakın buradan şimdi geriye doğru gittiğimiz zaman çocuk çığlıkları geliyor mu? Şu an geriye doğru gittiğimiz zaman çocuk çığlıkları sanırım kesiliyor. Yani o odaya girene kadar o çocuk çığlıkları geliyor ama ondan sonra sanırım kesiliyor. Şimdi o kasetin olduğu bölümde de yine bir not daha var arkadaşlar. O notu da size göstermek istiyorum. Yani bu Home Sweet Home aslında oyunun sanırım en gizemli alanı olabilir.
Çünkü her alanında bir gizem var. Şurada falan resim yok yalnız. Enteresan ama hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar, şimdi şuralara bir bakalım. Buralara çok detaylı bakmamıştık ilk oynayış sırasında. Bakın şurada bir yazı yazıyor ve happy and fun, why was it done? Burada mutluluk ve eğlence, bu why'miş. Evet arkadaşlar, ben bunu way diye okumuştum. Yani yapmanın yolu gibi okumuştum ama yol değil, why'miş bu. Yani şunu diyor, mutluluk ve eğlence, neden bu yapıldı? Bu aslında muhtemelen the hour of joy, yani eğlence saati, sevinç saati diye bir şey vardı. Bütün her şeyin gerçekleştiği, işte o oyuncakların çalışanlara ve masum ya da suçlu ya da çocuk bütün herkese saldırdığı o kaset vardı ya. Sanıyorum burada da ondan bahsediyor. Çünkü mutlu ve eğlenceli, bu neden yapıldı gibi bir şey diyor. Burada Huggy Wuggy'yi falan görüyoruz. Burada bir kasetimiz var. Ekstra başka bir şey var mı? Sanıyorum ekstra başka bir şey yok. Hemen şuradaki kaseti de takalım. Welcome to Playtime diyor. Şuraya girebiliyor muyuz? Buraya giremiyoruz. Şurada ne var? Yataklar var. Başka bir şey var mı diye dikkatlice şöyle bakmaya çalışıyorum ama başka herhangi bir şey yok arkadaşlar. Son olarak bu sefer bir de şeyi deneyeceğim. Buradaki Huggy Wuggy'den kaçtığım sahneyi biraz daha hani direkt arkaya doğru dönüp full böyle arkama bakmadan ilerleyeceğim. Bakalım hani nereye kadar kaçabiliyoruz, en azından biraz daha ilerleyebiliyor muyuz? Onu da bir denemiş olalım. Sonra zaten bölümümüzün sonuna doğru gelmiş olacağız arkadaşlar. Birkaç tane daha buna benzer böyle çok büyük gizem ve teorim var bu bölümle ilgili. O yüzden eğer onları da dinlemek ve videolarını izlemek istiyorsanız aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten buraya kadar izlediyseniz mutlaka like atmışsınızdır. 2 gündür attığım videolara 10.000'den fazla like atmışsınız ve trendte dediğim gibi videolar desteğiniz için hepinize çok çok teşekkürler. Şimdi bakın bu kasette de şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada ve dedi, geri gelmeli misinden sonra Huggy Wuggy'nin yüzü değişirken burada da söyledikleri karanlıklaşmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Ve yavaş yavaş bakın perdeler kapandı. Şu an biz etrafımıza bakabiliyorken yavaş yavaş artık bizi televizyona doğru çeviriyor. Aynı halka filmi var, bir korku filmi. Halka filmindeki gibi Huggy Wuggy'nin televizyondan çıktığını görüyoruz. Ve şöyle yaklaşalım. Yani bizi Huggy Wuggy'ye bakmaya zorluyor. Başka bir yere şu anda bakamıyoruz. Ve en son artık sadece Huggy Wuggy'ye bakabiliyoruz. Çünkü Huggy Wuggy bizim karakter olarak, oyuncu olarak aslında en büyük korkularımızdan biriydi. Birinci bölümde hatırlarsanız arkadaşlar. Biz hani tabii çok seviyoruz Huggy Wuggy'yi ama bir yandan da aslında oyuncunun en büyük kabusu. Evet, şimdi çıktığı anda hemen arkama dönüp koşacağım. Evet, şu anda burası açılır açılmaz. Tamam, çıkıyor. Bir son bir kez görelim seni. Tamam, böyle dümdüz bir gideyim bakalım. Yani zannetmiyorum, şu köşeyi görebilir miyiz diye düşünüyorum. Zannetmiyorum ama. Şöyle yok arkadaşlar, herhalde göremiyoruz. Geliyor jumpscare. Evet geliyor arkadaşlar, yok orayı göremiyoruz maalesef. Ama bayağı da yaklaştık. Tam o köşenin oraya kadar en azından geldik ve bu şekilde kabusumuzdan uyanmış oluyoruz arkadaşlar. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir ve umuyorum o ses kaydının tersten oynatılmış hali hoşunuza gitmiştir. Orada benim dediğim gibi bazı teorilerim var. Ayrı bir videoda bizim kim olabileceğimiz ve o ses kaydının içerisinde aslında farklı gizemler de var. Çünkü zamanında orada olmadığımızdan bahsediyor arkadaşlar. Orada söylemiş olduğu, bu arada yani o kasetin içerisinde söylemiş olduğu The Hour of Joy denen o işte oyuncakların bütün herkese, bütün fabrikadaki çalışanlara, çocuklara, bütün herkese saldırdıkları o zamandan bahsediyor. O tarihten 8 Ağustos 1995 tarihinden bahsediyor. Ve tam o tarihte bizim orada olmadığımızı ama şu anda gelip oyuncakları öldürmeye ya da işte bir şeyler yapmaya da hakkımızın olmadığını, zamanında bizim orada olmamız gerektiğinden bahsediyor. Bundan bahseden kim ve biz kimiz ve biz belki de kurtulan tek çalışanız arkadaşlar. O yüzden de belki diğer çalışanlar da bize bu yüzden sinirli arkadaşlar. Yani bazı oyuncakların bize sinirli olmasının sebebi bizim o dönemde belki de kaçmış olmamız da olabilir. Dediğim gibi 10.000 beğenide yeni Poppy Playtime gizem videosu gelecek. O yüzden aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Şu an ekranda hem Chapter 3 hikaye videosunu ve Chapter 3'ü tek videoda bitirdiğim Türkçe altyazılı oynanış videomu bulabilirsiniz. O videoları da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın.
Hoşçakalın.